Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda En'am suresinden devam edeceğiz. 74-81. Ayetleri bir sayfa şeklinde değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti İbrahim'in kavmiyle olan bir münazarasını, tartışmasını bize bildiriyor. Ve bu münazara Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığından çok daha farklı bir şekilde halkımız arasında yaygın. Belki bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan bu kıssanın bir mukayesesini halkın dilindeki şekliyle olanla Kur'an'daki anlatılan arasında bir mukayese yapma imkanımız olacak. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ لِيَب۪يهِ اَذَرْ Hatırla o zamanı ki İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. اَتَتَّخِذُوا اَصْنَامًا اَلِهَ Bir takım putları ilah olarak mı kabul ediyorsun? Onları ilah mı ediniyorsun? İnni erake ve kavmeke fi dalalin mubin. Ben seni ve kavmini apaçık bir dalalette görüyorum. Halkımız arasında anlatılan şeklini ben önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle anlatılıyor. Hazreti İbrahim Nemrut döneminde malum yaşadı. Nemrut o zaman kendini ilah olarak kabul eden bir kimseydi ve Allah'a inananları da cezalandırıyordu. Halkın anlattığına göre, halk arasındaki anlatıma göre ben anlatıyorum. Ve annesi İbrahim'i şehirden uzak bir yerde bir mağarada büyüttü. Ta ki Nemrut onun farkına varmasın diye. İbrahim konuşacak bir duruma geldiğinde bir gün annesine sordu. Anne benim Rabbim kim? Annesi dedi ki benim. Peki senin Rabbin kim? Baban. Peki babamın Rabbi kim? Nemrut. Peki Nemrut'un Rabbi kim? Deyince annesi daha ileri gitme burada kal dedi. Ve tehlikeli gördü daha ilerisini konuşmayı. Ardından İbrahim dışarıya çıktı. Dışarıya çıktığında gece vaktiydi. Bir yıldız gördü. Parlak bir yıldız görünce bu benim Rabbim dedi. Ama ardından ay doğdu. Ay daha büyük ve hayır bu benim Rabbim dedi. Sabah olduğunda ise ay ortadan kayboldu, güneş doğdu. Güneş en büyükleri. Bu benim Rabbim dedi. Ama akşam olduğunda baktı ki güneş de batıyor. Bunlar Rab olamaz, bunlar ilah olamaz dedi ve Allah'ı buldu. Bu manada bir hikaye çocuklara yönelik bir tarzda bazı kitaplarda da anlatılıyor. İbrahim Rabbini arıyor tarzında. Böyle anlatımlar var. Bu bir senaryo gibi düşünülebilir ama Kur'an'ın anlattığı şekil bu değil. Daha ilk ayette gördük ki İbrahim babasına Allah'ı bırakıp da bir takım putları ilah mı ediniyorsun? Ben seni ve kavmini apaçık bir dalalet üzere görüyorum diyor. Ve bunu diyen bir kimsenin elbette küçük yaşta bir çocuk olması düşünülemez. Bir peygamberdir, babasına uyarıda bulunuyor. وَكَذَٰلِكَ نُر۪ي اِبْرَٰه۪يمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ve böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyoruz. Göklerin ve yerin bir mülk ciheti var, görülen ciheti. Bir de görülmeyen ciheti. İşte şu görülen cihette biz ve kafirler müşterekiz. Aynı şeyleri görüyoruz. Ama melekut ciheti imana bağlı bir durumdur. İmanla şu kainatın tek bir Allah'ın tasarrufu altında olduğunu biz itikad ediyoruz. Bu meselenin melekut yönüdür. İnsanda mesela ceset var, ruh var ama maddeci felsefe mensupları insanı sadece ceset olarak görüyor. Yani insanı sadece bir mülk yönüyle, fiziki yönüyle değerlendiriyor. Ama bizler şuna inanıyoruz. İnsanda aynı zamanda ruh var. Evet ceset var ama ruh da var. Ruh insanın melekut yönü adeta. Veya melekler alemi, şu alemde gözle görmediğimiz melekler var. Kafirler bunu inkar ediyorlar. Ama biz ehli iman olarak alemin melekut boyutuna da inandığımızdan şu alemin görülmeyen kısmının meleklerle dopdolu olduğunu biliyoruz. Demek ki İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e göklerin ve yerin melekutu, sırları bu şekilde gösteriliyor. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ Ta ki yakın sahiplerinden olsun diye. Bunların Hazreti İbrahim'e gösterilmesi, yakin sahiplerinden olması, yani şüphesiz bir bilgiye ulaşması için.
Felemma cenne aleyhi leylu, gece onun üzerine bürüdüğünde, örttüğünde, ra'a kevkebe, İbrahim bir yıldız gördüm. Gale hâze rabbi, dedi ki bu benim Rabbim. Felemma efele, ama o yıldız battığında, gale İbrahim dedi ki la uhibbul afilin, ben batanları sevmem. Burada bu benim Rabbim demesi şu manada müfessirlerce izah edilmiş. Bu mu benim Rabbim? Çünkü Hazreti İbrahim'in kavmi gök cisimlerini ilahlaştırmıştı. Ve gök cisimlerini ilah olarak kabul ediyordu. İbrahim aleyhisselam onların ilah olarak kabul ettikleri şeylerin gerçekte ilah olamayacağını münazara yoluyla onlara anlatıyor. Ve diyor ki siz yıldıza tapıyorsunuz, aya tapıyorsunuz, güneşe tapıyorsunuz. Peki bunlara Rab diyelim sizin dediğiniz gibi. Ama yıldız dediğimiz şey sonunda kaybolup gidiyor. Kaybolup giden şey ilah olamaz, mabut olamaz. Ay yıldızdan daha parlak görülüyor. Ama sonunda o da kayboluyor. O da ilah olamaz. Güneş bunların hepsinden daha büyük. Ama akşam olduğunda o da batıyor. Dolayısıyla bunlar ibadet edilmeye layık değildir. Bunlar ilah olamazlar. Bu manada İbrahim aleyhisselam onların inandıkları şeyler üzerinde konuşuyor. فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا ve İbrahim ayı doğar vaziyette gördüğünde قَالَ هَذَا رَبِّ dedi ki bu benim Rabbim. Yani bu mu benim Rabbim? Buna mı Rab diyeceğiz? فَلَمَّا اَفَلَ ve ay battığında, uful ettiğinde, gözden kaybolduğunda قَالَ dedi ki لَاِلَّمْ يَهْدِنِ رَبِّ Rabbim bana hidayet etmeseydi لَاَكُنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ dalalette olan kavimden olurdum. Ben de onlara takılır, onlar gibi düşünürdüm. Burada yani Rabbim bana hidayet etmeseydi diyor. Zaten Rabbe inanıyor. Dolayısıyla ben de sizin gibi düşünebilirdim. Gökteki ayı bir ilah zannedebilirdim. Ama Rabbimden gelen bir hidayetle ben dalalette olmadım. Buna dikkat çekiyor. فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً güneşi doğar bir şekilde gördüğünde قَالَ هَذَا رَبِّي dedi ki bu benim Rabbim. هَذَا اَكْبَر bu daha büyük. Aydan, yıldızdan daha büyük. فَلَمَّا اَفَلَتْ ama o da uful ettiğinde, gözden kaybolduğunda قَالَ dedi ki Hazreti İbrahim يَا قَوْمِ ey kavmim اِنِّي بَرِيُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Yani siz ayı, güneşi, yıldızı Allah'a ortak kabul ediyorsunuz. Bunları birer ilah kabul ediyorsunuz. Bunlar namına putlar uydurdunuz. Onların karşısında geçip ibadet ediyorsunuz. Ama ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedim. İnni veccehtu veçhiye lillezî fatara's semâvâti vel ard hanîfe. Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a hanif olarak, yani bütün batıl mabutlardan uzaklaşmış, hak mabut olan Allah'a yönelmiş olarak yüzümü ona çevirdim. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ve ben müşriklerden değilim. Kur'an-ı Kerim'de daha değişik yerlerde Allah-u Teala وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim müşriklerden değildi diye bize anlatıyor. Dolayısıyla o ay ve güneşi Allah'a şerik olarak hiç görmedi. Yıldızı Allah'a şerik olarak görmedi. Ama kavmine anlatmak için sizin ilah kabul ettiğiniz, Rab kabul ettiğiniz şeylere bakalım. Ama bunlar Rab olamaz, ilah olamaz. Bunlar hepsi kaybolup gidiyor. Kaybolanlar ilah ismi verilmeye layık değildir. Bu anlamda onlara delil olarak getirdi. Demek ki bize düşen görevlerden birisi şu alemde ay, yıldız, güneş bu gibi şeylere bakarken bunların kaybolmasındaki sırları da düşünmek lazım. Günümüzde bile güneşi kutsal kabul edenler var. Güneş Allah'ın bizim emrimize verdiği musahhar bir memurdur ve bir lambamızdır, ısıtıcı bir sobamızdır. Ama bazı insanlar güneşi kutsal kabul edebiliyorlar ve ona bir takım semboller yapıp karşısında ibadet edebiliyorlar. Bunları Allah'a şerik koşmak değil, Allah'ın bir nimeti olarak kabul etmek
ve bunlardan dolayı Allah'a şükretmek lazım. Elhamdülillah Allah o koca güneşi dünyamıza bir lamba yapmış. Baharı bizim için bir çiçek yapmış, bir çiçek demeti. İşte gece ve gündüzde, mevsimlerde nice ikramlarda bize bulunuyor. Ay bize gece lambalığı yapıyor. Yıldız gecelerimizi süslüyor. Bu anlamda bakmak gerekir. Ama nice insan bu anlamda bakamıyor. Allah'ın yarattıklarını Allah'a şerik yapabiliyorlar. Ve haccehu kavmuhu, kavmi İbrahim'le münazaraya girişti. Delil getirme yarışına girişti. Yani Hazreti İbrahim tek Allah'ı anlattı. Onlar da kendi putlarını anlattılar. Gale İbrahim Aleyhisselam dedi ki: "Etuhaccunni fillahi ve kad hedani." O Allah bana hidayet etmişken siz bana delil mi getiriyorsunuz? Yani Allah bana gerçeği, hak hakikati göstermişken siz beni yoldan çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? Ve la ehafu ma tüşrikûne bihi, sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden ben korkmam. Yani başka dinlerde de bu görülüyor. Peygamber Allah'ın dinini tebliğ ettiğinde peygambere diyorlar ki putlarımız seni çarpabilir. Bizim kutsallarımız seni çarpabilir. İbrahim Aleyhisselam'a da benzeri bir şeyi demek söylüyorlar. Ve İbrahim Aleyhisselam çok net bir şekilde sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden ben korkmam diyor. İlla en yeşâ Rabbi şey'e, ancak Rabbim bir şey dilerse o müstesna. Yani Rabbim bir zarar vermeyi dilerse ben onun önüne geçemem. Ama putlarınızdan dolayı bana bir şey gelmez. Bunu net bir şekilde ifade ediyor. Gerçekten ne kadar gariptir ki günümüzde de putperestlik devam etmekte. İşte bir takım kabileler böyle bazı kutsal ruhlara inanmakta, totemin karşısında eğilmekte, secdeye varmakta ve totemin fayda veya zarar vereceğini kabul etmekte. Veya dünyanın değişik yerlerinde insanlar kendileri elleriyle bazı putlar yapmakta, bunların karşısında rüküye, secdeye varmakta, bunlardan bir hayır beklemekte veya bunlar kızdığında şerlerinden korkmakta. Maalesef bu gibi durumlar günümüzde de devam ediyor. Vesi'a Rabbi külle şeyin ilme, benim Rabbim ilmen her şeyi kuşatmıştır. Yani Rabbimin ilmi her şeyi içine almıştır. Nasıl ki deniz dediğimizde gemilerin hepsi denizin içindedir ve onun haricinde düşünülemez. Hepsi denizin içinde yol alır. Allah'ın mülkünde de ne varsa hepsi Allah'ın bilgisi dahilinde meydana gelir. Temsilde hata olmasın. Mesela bir telefon şirketi diyelim 10 milyon üyesi var. 10 milyon üyesinin her birinin konuşmalarını isterse takip edebilir. Bunlar bir takım çiplerde muhafaza edilir ve edilmekte. Oradan istediklerinin geriye yönelik konuşmalarını takip edebilirler veya o anda ne konuşuyor yine takip edebilirler. Nasıl ki bir şirket ağını kurduğunda o şirket içinde yapılacak her konuşma artık gizli değildir. İstenilirse takip edilebilmektedir. Temsilde hata olmasın. Allah'ın mülkünde cereyan eden olaylar da Allah'a gizli değildir. Allah'ın mülkünden başka bir mülk zaten yok. Böyle olunca Allah'ın mülkünde neler cereyan ediyorsa Allah elbette ilmen onların hepsini kuşatmıştır ve hepsinden haberdardır. Efela tetezekkerun, tezekkür etmez misiniz? Bunlara bakıp da öğüt almaz mısınız? Ve keyfe ehafu ma eşraktum. Yani ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkayım ki? Niye korkayım ki? Ve la tehafun ennekum eşraktum billah. Yani siz Allah'a ortak koştunuz, Allah'tan korkmuyorsunuz. Yani siz Allah'tan korkmazken, korkulması gereken Allah'tan korkmazken ben o batıl mabutlardan, Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden niye korkayım? Me'lem yunezzil bihi aleykum sultana, ve Allah o taptığınız şeylerle alakalı size bir delil de indirmemiştir. Ortada bir delil yokken bunlara takılmışsınız, kendinizi kaptırmışsınız. Siz Allah'tan korkmazken, hak mabut olan Allah'tan korkmazken ben ne diye batıl mabutlardan korkayım? Bu gerçekten çok muhteşem bir değerlendirme. Tam bir peygambere yakışır.
putlara restini çekebilen bir peygambere yakışır bir değerlendirme. İbrahim Aleyhisselam kavmine de bunu deklare ediyor. Kavmine ilan ediyor. Sizler hiçbir delile tabi olmadan putlara tapıyor ve Allah'tan korkmuyorsunuz. Ben ise Rabbim bana göklerin ve yerin melekutunu gösterdi. Ben Rabbimden özel bir bilgi üzereyim. Hak ve hakikat bana gösterildi, bildirildi. Bu durumda hak ve hakikati gören, bilen birisi olarak ben ne diye batıl mabutlardan korkayım. Batıl mabutlar gerçek değil. Hayali bir takım varlıklar. Elbette bir tarafta hakikat, öbür tarafta hayal varsa hakikat üstün gelecektir. فَاَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ Bu durumda hangi fırka daha emniyet içinde olmaya layıktır? Yani siz mi yoksa ben mi? اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer biliyorsanız, ilimden nasibiniz varsa bunu söyleyin. Burada şunu da görmekteyiz. Ehli iman, imandan gelen bir izzeti taşımalı. Ve imandan gelen bir kuvve-i maneviyeyi hal olarak da yaşamalı. Allah'a iman onlara güç vermeli, kuvvet vermeli ve ehl-i iman dediğimiz kimseler düşmanlarının karşısında korkmamalı ve çekinmemeli. Bunu başta Peygamberimizin hayatında görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam davasının galebesine inanmakta ve davasının hak olduğunu bilmekte. Bundan dolayı da diğer taraf ne kadar kuvvetli de görülse, ne kadar tehditler de savursa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aldırmıyor ve yoluna devam ediyor. Hicret olayı gibi bir olayda bütün kurtuluş ümitleri sebepler noktasında bitmiş iken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mağarada beraber olduğu Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a rahatlıkla şunu söyleyebiliyor. La tahzen innallaha ma'ana, üzülme, Allah bizimle beraber. Ve Allahu Teala en büyük düşmanlarından evlerin en zayıf olan örümceğin ağıyla Peygamberimiz ve Ebu Bekir Sıddık'ı kurtarıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam o da kavmiyle bu şekilde mücadelesi oldu. Bu mücadelenin neticesinde Nemrut'a kadar götürüldü. Nemrut ona dedi ki sen bir ilahtan bahsediyor, bir Rab kabul ediyormuşsun. Senin Rabbin ne yapar? İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki benim Rabbim hayatı verir, hayatı alır. Nemrut bunun üzerine zindandan iki adam çıkarttı. Birini öldürdü, diğerini hayatta bıraktı. Ben de hayatı verir, ben de hayatı alırım dedi. İbrahim Aleyhisselam bunun üzerine benim Rabbim güneşi doğudan getirir, haydi sen batıdan getir de görelim deyince febuhitellezî kefar, o kafir ne yapacağını şaşırdı ve cevap veremedi. Ve ilzam oldu ama bu defa kuvvete başvurdu. Büyük bir ateş yaktırıp mancınıkla İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşe fırlattırdı. Ama İbrahim Aleyhisselam hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Ateşin ortasına düştü ama ateş adeta onun için bir gül bahçesi halini aldı ve ateş onu yakmadı. Çünkü Allahu Teala ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim demişti. Ey ateş, İbrahim'e soğuk ve selametli ol. İşte İbrahim Aleyhisselam kendine tam bir güven içerisinde davasının hak olduğunu bilmekte ve onların o kadar putlarının varlığı onu korkutmamakta. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın sırlarına, nurlarına mazhar eylesin. Gerçek İslam'ı Kur'an'a göre, hadislere göre öğrenmeyi ve yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.